Evet, Kab bin Malik Hazretlerinden çıktık. Sahabe-i kiramdan Kab bin Malik, Peygamber Efendimizin zamandaki dört büyük şairden biriymiş. Sevgili dostlar, burada 85 yaşında şehit düşmüş. Tebuk Muharebesi'ne katılamamış herhalde. Kısa bir şey okudum orada. Sonrasında Tövbe Suresi'nin ayetleri inmiş. O ayetlerden affedilmişler. Şimdi ben çok karışık anlattım. Siz hiçbir şey anlayamadınız. Olsun. Kusuruma bakmayın ne olur. Yani gerçekten bu kadar gelebiliyorum, ziyaret edebiliyorum. Buna bile şükürler olsun. Ben bu kadar dolaşabilen biri değildim. Ama Rabbim şükürler olsun ki güç kuvvet veriyor sevgili dostlarım. Hazreti Hamdullah el-Ensari türbesi, Hazreti Ebu Şeybe el-Hudri türbesi, Toklu Dede Haziresi. Sanırım dün çekim yapan sevgili dostum da buralara gelmişti. Enteresan. Bugün de ben hesapsızca buraya geldim. Hazreti Abdullah el-Ensari İstanbul kuşatmasına katılan sahabelerden olduğu kabul edilen Hamdullah el-Ensari'ye affedilen bir bu türbe Fatih devrinde tesis edilmiş. Türbeler olarak da fethe katılan Nime-i Ceyş Toklu Dede görevlendirilmiştir. Bu türbede yer alan şahide de Haza Kabru Hamd el-Ensar radiyallahu anh ibaresi yazıldır. Sultan 2. Mahmut zamanında yeniden inşa edilmiş olan türbenin kapısı üzerinde Vakkanüvis Esat Efendi tarafından söylenmiş. Hattat Yasari Zade Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmış olan kitabe şöyledir diyor ve böyle bir kitabe. Türbe girişi bu tarafta. Gelin kısmı kökünü de bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Biraz bilgi alabilir miyim? Size çevirmeyeceğim kamerayı. Burada bulunan Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in süt kardeşi. Değil mi? Evet. İsmi neydi? Ebu Şeybe el-Hudri. Ebu Şeybe el-Hudri.
Allah. Evet sevgili kardeşlerim, ikinci kez sanırım dün çekilen yerlere çağrıldım ki öyle diliyorum, öyle ümit ediyorum mübareklerin. İnşallah yani mübarekler tarafından çağrılmışımdır. Öyle diliyorum, çağrıldım ki diyorum, kendimi burada buldum çünkü. Sanırım dün yayınlamış olduğum paylaşımımda zaten buralar vardı. Bir kez daha izleyeceğiz o zaman sevgili dostlarım. Allah şefaatlerine nail eylesin hepimizi. İzleyenleri de, buraya gelenlerin de, gönüllerinde ne muratları varsa ya Rabbim maddi manevi, dünyevi, uhrevi kabul eylesin. Dualarımızı da kabul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Evet sevgili ailem. Tam çıkmıştım gidiyordum ki. Sanırım 150 metre gittim gitmedim. Bir sahabe daha vardı. Herhalde bir 10 yılı aşkındır gelmiyordum. Bir baktım onun önünden geçiyorum. O kadar mutlu oldum ki. Arabayı park ettim. Nefes nefese, mutlu olunca da nefesim tıkanıyor, sevinince de, üzülünce de. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hazreti Muhammed El Ensari Türbesi. Çok gelmişliğim vardır sevgili kardeşlerim buraya. Şimdi içeriye gireceğim, bir müddet sessiz. Daha sonra eğer burada bir amca dede vardı duruyorsa, yok değişmiş tabii ki. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe-i kiramdan Hazreti Muhammed El Ensari Hazretleri. Siz mi bekliyorsunuz abiciğim? Siz çalışıyorsunuz. Çok yıllar evvel gelmiştim. Yaşlı bir dede duruyordu. Onunla böyle bir hasbihal ettik. Çok yıllar evvel ama. Bugüne kısmetmiş. Buraya nasıl gelmiş kendisi? Evvel Ensari'yle birlikte Fethi için geliyor. Fethi için. Burada da şehit düşüyorlar. Neyse. Duamız edelim. Burası tek.
Sevgili dostlar, buranın manevi atmosferi çok yüksek. Çok çok yüksek. Hani buradaki maneviyatı herkes yaşayabilir ve tadabilir. Yeter ki yolunuzu düşürün. Belki hepimiz farklı hissederiz ama ihtiyacımız var. Benim ihtiyacım olduğunu anladım. Çok şükür. Çok şükür. Bin şükür. Filiz'cim, Muazzez'cim, Fulya, ailecim, çoluğunuza, çocuğunuza, hepinize, Ilıca, hepinize, Sümeyye, ayrı ayrı dualar ettim yani. Ve sonra da topluca. Rabbim kabul eylesin. Rabbim buradaki mübareklerin şefaatlerine mazhar eylesin bizleri. Acayip bir dinginlik geldi üzerime. Müsaade isteyeyim şimdi kendilerinden. Ve şurada bir kuyu vardı. Amcaya soracağım bakalım bu kuyunun. Yaşlı bir dede bana anlatmıştı fakat ben unuttum. Şöyle göstereyim. Bu da klima sanırım. Abicim, o içerideki kuyunun şeyi neydi? Kuyu vardı ya içeride. İşte, kuyu kullanılmıyor. Kullanılmıyor ama o da buraya aitti. Evet. Su bir dönem ibrikle su konuluyordu başına. Havlu konuluyordu. Yine konuluyor mu? Yok. Kaldıralım mı? Yok. Hayır hayır. İbriği vardı buranın. Başına koyuyorlardı. Burada ne var? Buranın devamı. Hı hı. Ah, ah. Evet sevgili dostlar, ayrılıyoruz, yine geldik inşallah. Rabbim nasip eder, sizlere de, bana da, hepimize inşallah. Bu kadar geldik ya, bu kadar nasip etti ya, binlerce şükürler olsun Rabbime. Görüşmek üzere diyorum, Allah'a emanet olalım.